Sevgili dostlarım, efendim merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? 9 Mart 2024 Cumartesi gününden herkese tekrar merhabalar. İyi gidiyordur umarım her şey. Keyfiniz yerindedir efendim, sağlığınız yerindedir. Her şeyden önce tabii ki okuduğum kitaplarla, yeni gelen kitaplarla, okuyacağım kitaplarla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi efendim haftalık periyotlarıma hiç ara vermeksizin devam ediyorum. Nazar değmesin diyorum. Lütfen nazarlara gelmeyelim efendim. Çünkü güzel bir akış yakaladık diye düşünüyorum bence. Ve bu hafta her şeyden önce çok duygusal bir haftaydı benim için. Çok güzel anlar yaşadım. İnsanın sevildiğini hissetmesi gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle de bu edebiyat dünyasıyla alakalı olursa, kitaplarla alakalı olursa daha da muhteşem bir şey. Efendim o yüzden de size bahsedeceğim bazı şeyler olacak. Ayrıyeten de yine işte haftalık, geçen hafta neler yaptım, hangi kitapları okuyup paylaştım, hangi kitaplar geldi, gündemimde hangi kitaplar var, onları paylaşacağım sizinle efendim. Hiç geciktirmeksizin başlamak istiyorum. Geçen hafta yine benim biraz sosyalleştiğim bir hafta oldu. Sanki o konuda bir takım engelleri aşmış gibiyim sanki. Böyle evden artık daha sık çıkıyorum. Çünkü çok güzel etkinlikler oluyor efendim. Kerem Işık'ın Taksim'de yaptığı bir söyleşiye katıldım. Mesut Varlık'tı efendim moderatörü. O da çok sevdiğim bir edebiyatçı dostumdur. Kerem Işık'ın biliyorsunuz Yapı Kredi yayınlarından yeni çıkan kitabı Sınır üzerine bir söyleşiydi. Kendisiyle fiziki olarak da tanışma imkanı buldum ve çok mutlu oldum gerçekten. Oraya başka arkadaşlar da geldi. Onlarla da kucaklaşıp bir merhabalaşma imkanı buldum. Sonrasında da efendim sevgili dostum Asuman Susam'ın Gülten biyografi gösterimi vardı Beyoğlu sinemasında. İşte duygusal anlar dediğim anlar o zaman yaşandı. Yine orada birçok dost, birçok arkadaş gördüm. Hepsiyle kucaklaşma imkanı buldum. Gülten Akın efendim biliyorsunuz Türk şiirinin en önemli şairlerinden biridir. Kadın şair diyecektim. Bir es verdim çünkü kendisi o konuda biliyorsunuz kadın şair denmesi veya o konuda bir ayrım yapılmasını sevmezdi. Çok şanslıyım ki kendisiyle tanışma ve kitaplarını imzalatma imkanı bulmuştum. Şöyle bir şey diyor belgeselde. Bir süre sonra fark ettim ki diyor artık yaşlılık evrelerinde çekilen bir görüntüsünde içimde bir çekirdek büyütmüşüm. Bu bana çok çok değerli geldi. Yani bunu şiir adına söylüyor aslında. Yazdığı şiirler adına söylüyor. İçimde bir çekirdek büyüterek sürekli o şiirleri yazmışım diyor. Çok özür diliyorum. Fakat bu tanım, bu tabir gerçekten de çok doğru. İçimizde büyüttüğümüz çekirdekler bizim yeni şeyler inşa etmemize sebebiyet veriyor. Bu önemli bir ayrıntıydı Gülten Akın'dan duyduğum ve hayatı gerçekten inanılmaz zorlu geçen bir şairden bahsediyoruz. Ve muhteşem mısralar bırakan, yani Türk şiirine, Türk edebiyatına muhteşem mısralar bırakan bir şairden bahsediyoruz efendim. Çok önemli bir ayrıntı. Biyografi, sinema dediğimiz şey bizim ülkemizde çok yaygın değil, hiç yaygın değil. Edebiyat dünyasında değil, hiç yaygın değil. Gülten Akın İkinci kere arşive bu konuda geçecek olan şairlerden birisi olacakmış. Birincisi Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'ten Gülten Akın'a hiçbir şairin ve yazarın başka biyografik filmi yapılmıyor. Gülten Akın da yapıyor. Asuman Susam ve efendim Sefa Sarı yönetmeni de seyrettiğimiz biyografi belgeselin. Asuman Susam yapıyor. O yüzden de kendisine nasıl minnettar olduğumu anlatamam. Bir Nazım Hikmet var yani, bir de Gülten Akın var. Yani bizim bu kadar bereketli topraklarımız, yani sanat adına, şiir adına, yazarlık adına bu kadar bereketli olan topraklarımızda sadece iki tane şairimizin edebiyat dünyamıza iki tane çok çok büyük eserler kazandıran yazarımızın, şairimizin biyografi belgeseli var artık. Bu da düşündürücü ayrıyeten.
Evet, böyle bir duygusal an yaşadım. Birinci şey bu. Fiziki olarak yaşadığım duygusal anlar, dostlarla bir araya gelmek adına. İkincisini de efendim sona saklayacağım. Hemen bir kitaplara geçmek istiyorum, izniniz olursa. Şimdi Popülizm Yüzyılı ile başladım ben bu haftaya. Çok güzel bir kurgu dışıyla başladım. Kurgu dışını da özlemişim. Birazcık ara vermiştim gerçekten. Fakat Mart'ın birinci haftası itibariyle Popülizm Yüzyılı ile başladım. Popülizm yerine yeni bir şey konulabilir mi diye bir sorusu var bu kitabın. Konulamaz. Neden? Çünkü kapitalizm var. Neden? Çünkü tüketim var. Konulamaz. Ama yine de tarih, teori, eleştiri anlamında bu kitaplar yazılıyor. Çok değerli. Yani konulamaz derken bu kitaplar hiçbir değer taşımıyor ve bu sorunun, sorduğumuz sorunun cevabı olumsuz. Bu yüzden de değer taşımıyor değil asla. Çok değerli kitaplar. Çünkü soru soruyorlar efendim. Zihnimizi açıyorlar. Geçtiğimiz haftaya bu kitapla başladım efendim. Bu arada Unika Zürn'ün iki tane kitabını okudum. Sevgili Gül'ün, lütfen kanalını takip edin kendisinin. İnanılmaz güzel kitaplar. Yani sepetimi tam boşalttım derken Gül bir video yayınlıyor ve ben tekrar sepetimi doldurmak durumunda kalıyorum. Tam oh rahatladım birazcık şu aldıklarımı okuyayım diyorum. Merak katsayım tekrar ikiye katlanıyor Gül'ün YouTube videosunda paylaştıklarından dolayı. Bu iki kitabı okudum efendim. Unike Zürn'ün Karabahar ve Yasemin Adam hakikaten çok güzel iki kitap. Çok şahane, şizofrenik bir beynin yazdığı, intihar eden de bir yazardan bahsediyoruz. İki hikaye okudum. Çok etkili iki hikaye gerçekten. Gerçekten de o parçalı ve anından kopuk zihni çok güzel anlatmış yazar. Çünkü kendisi zaten duygu olarak bunları yaşıyor. Duygu olarak bunları yaşadığı için de çok güzel İki tane kitap yazmış. Mutlaka öneriyorum efendim sizlere. Ve Permafrost efendim, Eva Baltazar. Efendim Güney Amerikalı bir şairden aslında bahsediyoruz. Eva'dan bahsederken Permafrost anlamı her daim donuk haldeki toprak katmanını ifade eden Permafrost. Aynı zamanda bu romanın anlatıcı kadını mecazi olarak sarmalayan bir katman. Evet, aslında queer bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü eşcinsel bir kadın var karşımızda. O anlatıyor bütün hikayesini bize. Çok kontrolcü bir anne, hiçbir şeyi umursamayan bir kız kardeş. Yeğenini ortada bırakan bir teyze. Yani kadın prototipleri, kadın kahramanımızın giyindiği, nasıl söylesem, giyindiği elbiseyi ya çok bol bırakıyor ya da dar bırakıyor efendim. Yani bir türlü kadın örnekler onun hayatında iyi yer etmiyor bu yazım, bu anlatıcımızda. O yüzden buradaki sancılı kadın ilişkileri dışarıdaki diğer kadınlarla ilişki kurarak parçalamaya çalışıyor o sancıyı. Fakat parçalayamıyor. Tabii ki. Buradaki asıl mesele sevgi arayışı, ilgi arayışı, ilgi beklentisi. Tamamen burada bu kitabı queer bir kitap olarak ele almak gerekmiyor sadece. Sadece o şekilde ele alamayız. Alt katmanları daha derin olan, daha derinde bazı şeyleri anlatan bir kitapla karşı karşıyayız efendim. Eva Baltazar öneriyorum. Çok güzel bir anlatımı var bu arada. Yani anlatımını da çok beğendim yazarımızın efendim. Ölümle baş başa Peter Nadas. Efendim Macar edebiyatı. Beni Macar edebiyatı asla ve asla şaşırtmıyor. Burada dört tane öykü var. İlk üç öyküde kahramanlar çocuk. Son öykü Ölümle baş başa tamamen tematik olarak diğer öykülerden ayrılıyor. Zaten Ölümle baş başa yurt dışında tek bir kitap olarak basılmış, çok isabetli bir karar olarak. Fakat buradaki diğer üç öykü, ilk üç öykü, Kutsal Kitap, Bahçıvan ve Kuzu muazzam. Muazzam. Macaristan'daki o komünist yapıyı, komünist sistemi, orada geçirilen süreci çocukların gözünden anlatıyor.
Bu da bu çok çok önemli bir ayrıntı. Zaten bir hikayeye çocuk girdiği zaman benim için bambaşkalaşıyor hikaye. Gerçekten de onların dünyaya bakışı ve algılayışıyla hikayenin rengi tamamen değişiyor. Buradaki öyküleri mutlaka ve mutlaka size tavsiye ediyorum. 2003 Franz Kafka Edebiyat Ödülü sahibi aynı zamanda bu kitap. Bu bakımdan da önemli. Efendim Peter Nadas'ın zaten hikayesi birazcık otobiyografik olarak da bu öykülere geçmiş. Özellikle Ölümüyle Başbaşa'dan da bahsetmek istiyorum. Ayrılıyor dedim. Nedeni şu. Burada Ölümüyle Başbaşa öyküsünde kalp krizi geçiren bir adamı, kalp krizi geçirme anını okuyoruz. Yani ölüme gidip, sınıra gidip, o sınırdan tekrar geri dönmesini, yaşama geri dönmesini okuyoruz efendim. Kendisi gerçekten panik atak hastası, gerçekten de bir kalp krizi geçirmiş. O kalp krizi sonrası yaşadıklarını ölümle baş başa hikayesine aktarmış efendim. Çok güzel anlatıyor. Yani ev içinde ilk üç öyküye tekrar geri dönersek ev içindeki faşizmi, antisemitizmi, insan sevgisizliğini anlatıyor yazar. Yani evin içinde başlıyor her şey. O dört duvar arasında başlıyor aslında her şey. Çok güzel öykülerdi. Efendim, Oprichnik'in Bir Günü. Hatta bugün paylaştım bunu. Muazzam bir kitap. Muazzam. Deli işi bir şey. Yani deli bir kafa yazmış olması lazım gerçekten bunu. Vladimir Sorokin efendim. Tipi diye bir kitabı da var Can Yayınları'ndan. Hatırlarsınız eğer. Yakın gelecekteyiz. 2028 Moskova. Yeni Rusya'daki çarlık düzeninin en güvenilir mensuplarından rütbeli opriçnik Komyaga, sefaat, sarhoşluk, şiddet ve terörle dolu yeni bir güne hazırlanıyor. Bir günü anlatıyor bu kitap. Bir günü. Ama muazzam. 16. yüzyılda efendim bunların bir deli Pedro'su var. Çok ünlü bir kral, kral demeyeyim, çar öyle. Mutlaka ismini de duymuşsunuzdur. Opriçnik diye bir teşkilat kuruyor efendim. Ordunun içerisinde mahiyeti korusun diye. Fakat kurduğu şey her kurulan ya yani ordu içinde her kurulan yeni teşkilatlar gibi palazlanıyor. Önünü alamamaya başlıyorlar. Deli Pedro en sonunda bu kurduğu sistemi yine kendisi lağv etmek yani bozmak tamamen kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü şiddet, tecavüz, savaşlar alıyor başına gidiyor Moskova içerisinde, Rusya'da hatta Sovyetler Birliği'nde, o dönemin Sovyetler Birliği'nde. Yazar o dönemi getiriyor 2028'e monte ediyor. Çarlığı tekrar getiriyor. O teşkilatı tekrar kuruyor ve bir günün içinde yapılan katliamları, tecavüzleri anlatıcının kendisinin de katıldığı bir şekilde hikayeleştiriyor efendim. Tekrar çarlık sistemi gelir mi? Opriçnik diye bir teşkilat tekrar kurulur mu? O tip yağmalamalar, tecavüzler, savaşlar tekrar çıkar mı efendim? Çıkar. Zamyetin'den adları bazen karıştırıyorum. Bizi paylaşmıştım hatırlıyorsanız eğer. İkisinin arasında tek bir fark var. Yani iki yazar arasında tek bir fark var efendim. Burası hikayeyi tam olarak müthiş bir ironiyle anlatıyor. Fakat bu ironinin gerçekleşmesi daha muhtemel biliyor musunuz? Yani daha muhtemel bir şey. Yani hiciv, şaka, kara mizah ne derseniz deyin var. Ama buradaki meselenin gerçekleşmesi daha olası bir şey. Çok tavsiye ediyorum. Çok çok Sorokin'in deli bir zihni var. Müthiş bir vizyonu var. Çok se ya buradaki vizyonu çok sevdim. Buradaki vizyonu ele alış şeklini çok sevdim gerçekten. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Ve aramızda bankacı var mı? Var biliyorum. Banka işleriyle uğraşan. Efendim belki birkaç tane daha vardır. Mutlaka bankacılık işlemleriyle ilgilenen efendim. BC Johnson'ın bu kitabı da umarım önümüzdeki haftalarda Instagram'da paylaşacağım. Christine Mallory'nin Dünya ile Hesabı. Ya
Çok güzel bir modern hikaye okudum. Çok, yani modern zamanları bu kadar iyi anlatan bir hikaye, modern edebiyat içerisinde gerçekten de çok güzel bir hikaye okudum. Şöyle buradan daha toparlanılmış bir şekilde anlatabileceğim için, Kristin tanıdığımız ki çok düz biridir. Para kazanması gerektiği için 17 yaşındayken büyük bir bankada işe girer. Kasvetli iş ortamı ve iş yerindeki ilişkiler Christie'yi huysuzlaştırır. Zaman geçtikçe yılların aynı bankada konfor alanında geçirip emeklilik yaşı gelene kadar beklemek yerine akşam sınıflarına katılıp muhasebe öğrenmeye ve iş değiştirmeye karar verir. Muhasebe derslerinde öğrendiği çift kayıtlı hesap yöntemini kişisel hayatında dünya ile hesaplaşmak için kullanmaya başlar. Bundan sonra gündelik hayatında canını sıkan, onu zora sokan ne varsa çift kayıt yöntemiyle, yani alacak verecek hesabı tutarak belirleyecektir. Ancak yeni iş yeri, yeni arkadaşlar ve intikam planlarıyla birlikte hesaplar karışır efendim. Aslında alacak verecek hesabıdır bu dünya ile olan ilişkimiz. Başka nedir ki? Yani şöyle bir düşündüğümüzde Christie inanılmaz bir karakter. Tanımanızı gerçekten çok isterim. Bir de kitabın içinde şöyle şeyler de var. Bize böyle muhasebe defterlerini hatırlatacak şeyler de var. Hakikaten çok hoşuma gitti ya. Çok çok güzel bir kitap gerçekten. Bu kitabın arada kaynamasını istemem. Alıp okumanızı gerçekten çok isterim. İncecik de bir kitap. Hızlı da okuyacağınıza eminim. Ve sizi zaten sürüklüyor Kristin'in yaşamı. Yani o T vardır ya muhasebede, bir T. Alacak, borçlu alacaklı şeyi falan. Ben de finanstan geldiğim için birazcık oralara gittim. Çok harika bir kitap, mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Şili, yine bir Güney Amerika edebiyatı efendim. Kramp, çok güzel bir kitap. Bir baba ile kızın ilişkisini ve daha sonrasında bir fotoğrafçıyla kızın ilişkisini evrilen bir hikaye okuyoruz burada da. 7 yaşındaki M babası D ile birlikte sahte mazeretler uydurarak okulu kırar, bir kasabadan diğerine seyirtir. Kapı kapı hırdavatçı gezerler. Hırdavatçı baba kız burada. M babasından pazarlamacılığın ilmini öğrenir. Kataloğunu ezbere bildiği Kramp marka malzemeleri satmak için kah hasta kız çocuğu rolüne bürünür. Kah boynunu büküp gözlerini dükkan sahibine diker. Efendim, Şili'nin arka sokakları, gettosu mevzubahis ve bu kızcağızımız bir süre sonra May ile babasının hayatına karışıp seyahatlerini eşlik etmek isteyen fotoğrafçı E ise Şili'nin karanlığında başka bir arayış içerisindedir. Bu üç, biraz önce dediğim gibi, üç kişinin kaderi bir şekilde birleşiyor. Hikaye ondan sonra başka bir yere doğru akıyor efendim. Kramp da ve Susan Sontag. Ölüm Tüneli paylaşacağım efendim. Ya çok 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 beğendim. Şöyle söyleyeyim. Susan Sontag sadece Amerika'nın 20. ve 21. yüzyılını da yakalar şekilde çok özür dilerim. Edebiyatına damga vurmuş bir isim. Ölüm Tüneli harika bir roman. Tüm ayrıntılarıyla Instagram'da paylaşacağım. Gerçekten yaşamayan insanlar genelde yoğun bir sıvının içinde hareket ederler. Yaşamlarını ancak bu şekilde sürdürebilirler. Hayatları görmemelerine bağlıdır. Yakışıklı ve iyi eğitimli Dalton diye bir karakterle tanışıyoruz efendim. Çok parçalı bir zihni var Dalton'un. Bir cinayet işliyor. İş gezisi için yola çıkar ama bindiği trende, tren bir tünelde bozulur. Tünelde iner Dalton, bir cinayet işler, geri trene biner, yerine geri döndüğünde işlediği suçu itiraf etme ihtiyacıyla olup biteni trendeki genç ve kör bir kıza anlatmak ister. Fakat kör kız der ki, siz trenden hiç inmediniz ki. Rüyaların, gerçeklerin birbirine karıştı. İnanılmaz bir polisiye okuyoruz. Ama sadece polisiye deyip geçeceğimiz bir kitaptır değil. Susan Sontag'ın Ölüm Tüneli. Tüm ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Lütfen Instagram'da da
paylaştığım içeriklere bakın. Çünkü burada anlattıklarım çeyreğin çeyreği falan gibi bir durum var. Ama Susan Sontag'ın tabii ki bu ikinci 1964 ya da 68 bunu yazdığı tarih bu romanı ve ikinci romanı Susan Sontag'ın. Biz kendisini savaş muhabiri bir entelektüel olarak tanıyoruz ama Susan Sontag bunlardan daha fazlası. Muazzam bir kalemi var. Muazzam bir dili var. Çok güzel yazıyor. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Şimdi çok özür dilerim. Sürekli öksürüyorum ama bir soğuk algınlığım da var. Bu gezmelerden, tozmalardan dolayı. Gündemimdeki kitaplar efendim. Sezen Ünlü Önen, Cennette ilk günün bir tık daha iyi olabilirdi. Çok merak ediyorum. İncecik bir kitap. Burhan Sönmez, Frans K. Aşıkları. Efendim Burhan Sönmez de önemli entelektüellerinden biri Türk edebiyatımızın. Kendisinin muazzam kitapları var. Hemen bunları da göstermek istiyorum size. Mutlaka içinden bir tanesini okumuşsunuzdur. Arlekenlere bak, Nabokov geldi. Çok heyecanlıyım. Mükemmel Duyu, Burnunuzu Asla Küçümsemeyin. İletişim Yayınlarından yine muazzam bir kurgu dışı bence. Kurgu Hedef Tahtasında Gregory Justice. İletişim Yayınları efendim. Ve hemen diğer yeni gelenlerde Anne Quinn'in Triptikler sıcak çıktı. Çok sıcak. Çok sıcak, el yakıyor. Ve Burke efendim okuyacağım. Bir yıldan fazladır kitaplığımda, bazı kitaplarımız böyle. Bazen bir yıl, 2 yıl kitaplığımızda duruyor, okumuyoruz ama aklımızda hep. Kesinlikle Triptikler geldi, onun da arkasını okuyacağım. Gamze Güller'den Zürafa'nın Bildiği, Everest Yayınları. Caner Almaz'dan Duvarlar, efendim. Baran Güzel'den Korkudan da Büyük Bir Şey. Hepsi okunacak bunların. Öyle bakmayın. Öyle bakmayın. Siz ne okuyorsunuz Mart ayında? Var mı elinizde okuduğunuz bir kitap? Öyle bakmayın efendim. Yani kitaplar geliyor ve ben bu kitapların tabii ki hepsini bir şekilde, hepsini merak ediyorum çünkü. En azından şöyle bir arka kapak, bir ilk sayfa, bir orta sayfa, bir son sayfa mutlaka, yani mutlaka en okumadığım kitap bile benim ne denir? Süzgecimden geçiyor bir şekilde. Çok özür diliyorum. Boğazımdaki durum geçmedi ilaç kullanmama rağmen. Audrey McGee efendim. Yüzleşme geldi en sonunda nihayet. Koloniden beri okumak istiyorum. Deli Dolu Yayınlarından. Hadi basın, hadi lütfen okuyalım şu yüzleşmeyi falan. Geldi efendim bugün. Çok mutluyum gerçekten. Geçen hafta göstermeyi unuttuğum İş Bankası Kültür Yayınlarından, yeni kitaplarından efendim. Yanılgı. Bay Pont'un Paradoksları çok merak ediyorum. Kardeşler yine çok merak ediyorum efendim. Ayrıntılarla bahsedilecek bu kitaplardan. İş Bankası'ndan böyle olmayan kitaplar vardı. Onları da almıştım ama onları göstermeyeceğim efendim. Şöyle kutu açmak istiyorum. Biraz önce geldiler çünkü. Şöyle göstereyim. Şunlar çıktı içinden efendim. İlk Nokta kitap İthaki Yayınları'nda indirim yaptı ya. Ben de o indirimlerden birkaç kitap aldım. Göstereceğim size hemen. Daphne, Damurar, Kuşlar. Şimdi Daphne Hanım'ın bu gotik yazarımızın kitaplarını zaten ben atmıştım. Sepetime alacaktım yani bu %50 indirimde efendim. Özge dedi ki, Özge ile olan konuşmalarımızdan birinde, ya dedi şu dedi Kuşlar dedi yeni çıkmış dedi. Ay şey yapamadım. Kuşlar dedi yeni çıkmış dedi. Ya bundan bahsediyor. Çok almak istiyorum dedi. Bu Alfred Hitchcock'un da filmlerinde filmi olan Kuşlar. Aslında bu yazarın kitabı efendim. Kendisi müthiş bir gotik yazar. Benim de sepetimde Rebecca var. Alacağım ve Jamaika Han'ı var. Diğer okurların paylaşımlarından görüp gotik edebiyat çok güzel mutlaka okuyun dediği bir kitap. Ben de sepete attım, orada bekliyordu zaten. Yok ya dedim, ben Kuşları almayacağım. Zaten hani filmini biliyorum, filmini seyrettim. Meğersem bu yazarın, yani benim sepetime attığım yazarın da
Ay cahil. Yani cahil gerçekten öyle ama. Bazen yabancı yazarların isimlerini çok fazla tutmuyoruz aklımızda. Tut dedi. Çoğul konuşmayayım. Yani ben tutamıyorum. Bazen o telaffuz da edemiyorum ya bazı yazarların adlarını veya soyadlarını efendim. Aa bir baktım kuşlar da bu Özge'ye de yazıyorum. Aa dedi bu kuşlar senin kuşlarmış. Benim zaten bu yazarın iki tane var sepetimde bunu da atıyorum falan. Bayağı bir gülüştük efendim. İthaki Yayınları biraz önce de dedim ilk nokta. Kitap sitesinde %50 indirime girdi geçtiğimiz hafta. Yeni çıkan kiracı. Bunu efendim genç editörleri çalışıyor İthaki'nin. Ve de Korku Burnu. Yeni bir diziye başladı. Bir polisiye diziye başladı İthaki. Bu ilk iki kitap okuyacağım. Ve hepinizin bitiremediği efendim bilinmeyen boyut. Zaten göstermiştim geçen videolarımda. Bir tane daha aldım. Bir arkadaşıma göndereceğim. Evet, bu paketin içinden bunlar çıktı. Bunları şöyle bir kaldırıyorum ve hemen diğer paketi göstereceğim efendim. Son olarak göstermeyeceğim. Tabii asıl çok önemli bir paket var. Beni çok duygulandıran. Onu en sona sakladım. Kimaş Yayınları efendim. Malma İstasyonu geldi. Allah'ım çok heyecanlıyım çünkü çok 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 merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bu yazarın efendim ikinci İsviçreli bir yazardan bahsediyoruz efendim ikinci ve içinden de böyle bir sticker gibi bir şey çıktı. Çok harika, çok merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir Sinir Sistemi romanı Lina Maruena. Yine böyle bir Şili edebiyatı. Güney Amerika Edebiyatı efendim. Çok güzel bir kitap yine. Çok teşekkür ediyorum. Mekke'ye giden bin yol. Efendim Michael Wolf'un bir kitabı. Mekke'ye olan ta Hazreti Muhammed'den günümüze Mekke'ye doğru giden yolculukları anlatan çok kalınca bir kitap efendim. Bunu da büyük bir merakla okuyacağım. Malma İstasyonu Alex Schulman'ın dört gözle beklediğim İsveçli yazarlardan biri. Dört gözle beklediğim romanıydı. İkinci kez yazarın romanını basıyor. Timahş Yayınları birinci romanın ismini hemen söyleyeceğim efendim size buradan. Hayatta Kalanlar. Okudunuz mu bilmiyorum ama ben yazarı çok seviyorum. İkinci romanı da geldi. Büyük bir merakla okuyacağım. Ve benim harika, harika okur dostlarım var. Ne şanslıyım. Ne şanslıyım. Şöyle bir şey de çıktı. Bunu keşfedeceğim. Yine Timaş'ın böyle bir şey çıktı. Keşfedeceğim efendim bunu. Sizinle paylaşacağım. Böyle hediye paketleri içerisinde. Instagram'da da paylaştım. Buradan bana yazan veya Instagram'dan bana yazan çok muazzam okur dostlarım var. Çok muazzam kitaplar gönderiyorlar bana. Çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin mesleklerini öğrendiğimde kendilerine saygım daha da fazla artıyor. Yaptıkları işleri, bu hayatla olan mücadelelerini öğrendiğimde sevgili Duygu, buradan da çok teşekkür ediyorum. Çünkü buradan tanıştık aslında kendisiyle. Bu muazzam kitapları gönderdi. Bir hediye paketi içerisinde efendim 8 Mart Dünya Kadın Emekçi Kadınlar Günü'nde. Bu paketi bana açtıran sevgili dostum, kitap dostum, edebiyat dostum Duygu'ya çok teşekkür ediyorum. Ben çok güzel edebiyat dostları biriktiriyorum efendim. Edebiyat sayesinde. İşte bu haftanın duygusal anları bunlardı. Bakalım önümüzdeki hafta neler yaşayacağız. Bu kitapların hepsi benim için birer mücevher, birer elmas parçası değerinde. Çok teşekkür ediyorum. Tüm paylaşımlarıma geri dönüş yapıp beni mutlu ettiğiniz, birlikte bu yolu yürümemi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani çok fazla cümle vardı. Bunu söylemek çok zor. Çok duygulanıyorum. Çünkü hani beni görüp sarılan, benimle konuşmak isteyen,
uzun süre çıkmamıştım. Dışarıya uzun süre bir ara vermiştim. Birçok şeye, işte uzun süren taşınma dönemleri vesaireler falan, yine de işte devam ediyorsun, ne olursa olsun devam ediyorsun, ama bu yakın iletişimler, ilişkiler, bağlar beni hayatta tutuyor ve bu benim hayatımda edebiyat yoluyla oluyor. İyi ki varsınız. Her birinize tek 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 teşekkür ederim. Haftaya okuyacağım yeni gelen kitaplarla beraber yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın lütfen, oldu mu? Lütfen kendinize iyi bakın. Çünkü sağlık her şeyden çok daha değerli. Sevgilerimi gönderiyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.